Çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, 2022 yılı SATSO 34. Meslek Seçimi Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz kahvaltı toplantısına, basın mensuplarıyla buluşma toplantımıza hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce size değerli arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Ahmet Aldızoğlu, Davutoğlu'nun inşaatı sahibiyim. Yaklaşık 6-7 senelik kurma sahibiyim. Sürekli inşaat işlerinde uğraşıyorum. İnşaat sektörümüz. Hakan Aslan, faaliyette olduğumuz 3 tane kurmamız mevcut. Bir tanesi inşaat sektöründe, biri beyazda işler sektörü, diğeri de ağız sansiklerinden faaliyet gösterdik. 34. çalışma grubundan arkadaşlarımızla beraber olur. İnşallah bir işin hayırlısı olur. Siz de tekrar hoş geldiniz. Madatlı Kuşar, Coşarko, Jorjun Enisi. Hem inşaat işleri yapıyoruz, yapsak hem de düzeni işleri yapıyoruz. Yoksa inşallah hayırlı. Enesi'ye gidiyoruz. Safar Üniversitesi inşaat mevcut. 2013 yılından beri ZMG'ye bıraktık. Müteahhitlerin sıkıntılarını dile getirmek amacıyla biz bu yola çıktık. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Sizler de hoş geldiniz. Erdem Kamışoğlu, Kamışoğlu Grup Çiftlik Kurulu Başkanı. Arkadaşlarımızla da vardır. Sektörümüze faydalı olmak için elimizden geleni yapmak için bu yola başvurduk. Hoş geldiniz. Şükrü Kılıç, Sakarya Kılıç İnşaatı sahibi. 2014 yılından beri aktif olarak Sakarya Erenler Bölgesi'nde inşaat yapmaktayız. Sektörün sorunlarını müteahhitlerin gerekli olan darda kaldığı bazı şeylerden ötürü biz bu yıllar arkadaşlarımızla beraber çıktık. Her an böyle ayrılmasınız. Cemal Fakir Sakarya Çıkardaşları şirket sahibi, 10 senedir belli inşaat sektörümüz. Aynı anda daha sonra inşaat kurulu başkanıyım. Bu konuda işte kurulu başkanı inşallah bir yolu beraber aldı. İnşallah hayırlısı olacak. Sorunları, robotun içerisinde var inşallah. Vakfı Kalkın, Altınlar Yatırım İnşaatı'nın sahibi. Aynı zamanda ben tebliğ bir iş insanı. Yani gerek inşaat, yatırım olanı tartışmak. Sonra beraber bütün bu ordesini bütün işte devam ettiğimiz bir inşaat sektörümüz var. Bu durumu pek biraz görmediğimiz için bu değerli arkadaşlarımız da bu yola çıktı. İnşallah hepimiz için hayırlısı oldu. Teşekkür ediyorum. Ziya Bilaloğlu, ben bir şartım sahibi. 15 yıla yaklaşık sektörün içindeyim. Biz de 4. meslek grubu. 500 kişiye yakın veya 500'lerde bir üyesi var. Arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirmek, problemlerin çözüm noktasında yardımcı olmak için bir aradayız. Hayırlısı olur inşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kerem Gümrükçü, Osmanoğlu İnşaat. Hem de 2011 yılından beri faaliyet göstermekteyim. Teşekkür ederim. Erdal Büyükten İnşaat, burada elde faaliyet göstermekteyim. 2016 yılından beri inşaat sektöründeyiz, yap satışı yapmış olduk. Herkese hayırlı olsun. Hoşçakalın. Kıymetli basın mensupları, biz yaklaşık bir ay önce 34. meslek grubundaki seçimlerde grubumla birlikte adaylığımızı açıkladık. Yaklaşık bir yıldır bu seçimlere hazırlık yapıyoruz. Her ne kadar bir ay önce sizler aracılığıyla bunu duyurmuş olsak da bir yıldır sahada meslektaşlarımızla ziyaretlerimizi devam ediyoruz. Herhalde 15 ilçenin tamamına gidip ziyaretlerimizi yaptık. Meslektaşlarımızla kendimizin de bildiği ortak sektörün sorunlarını irdeledik. Bunlar için neler yapabiliriz, bunlar için nasıl koordinasyonlar yapabiliriz diye yola çıktık. Ciddi bir çalışma sonucunda bugüne geldik. Tabii ki bu seçim nasıl olur, ne olur bunu bilemeyiz ama bizim niyetimiz sadece tek amacımız müteahhitlerin
yani müteahhitlik sektörünün, inşaat sektörünün sorunlarını, bütün isteklerini ortak bir sesle dile getirmek için yola çıktık. Tek amacımız müteahhitlerin ortak sesi olmak. Bununla birlikte sahada gördüğümüz sorunlar bizim kendi sorunlarımızda. Burada gördüğünüz bütün değerli arkadaşlarım sektörün içinde ciddi üretimler, ciddi işler yapan arkadaşlarım. Her biri birbirinden kıymetli, her biri sektörün en dibinden gelen arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz sürekli arkadaşlarım da dile getirdi. Sorunları dile getireceğimiz dediğimiz şeyler aslında müteahhitlerin hangisiyle konuşsanız alacağınız cevaplardan birisi. Çünkü bu sorunlar bizim kendi sorunlarımız. Yani bir seçmenin sorunu gibi anlatıyormuş durumuna düşmek istemem. Yaşadığımız problemler var. Bazıları teknik problemler, bazıları koordinasyon eksikleri, bazıları kurumlar arasındaki çelişkilerden ötürü. Bizim niyetimiz şehirde Müteahhitler Birliği, SATSO nezdinde yani 34. komite, inşaatları temsil eden komite, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kurumlar, SASKİ, AGDAŞ, SEDAŞ, Telekom gibi diğer kurumlar, altyapı sağlayıcıları, denetleyiciler ve icra kurullarıyla bir koordineli bir hareket yapmak istiyoruz. Nedir bu koordineli hareket? Herkes bireysel, münferit hareket ettiği zaman hiçbir şekilde ortak bir ses yapamıyoruz. Bizim en büyük ilk amacımız, ilk niyetimiz siyaseten ve bu diğer kurumların tamamıyla Müteahhitler Birliği ve SATSO 34. komite ile ve üst düzey siyasetçilerimizle ortak bir dille, ortak bir akılla nasıl yapabileceğimizin planlarını yaklaşık bir yıldır aramızda konuşuyoruz. Siyasilerimizden de fikirler alıyoruz. Diğer kurumlardan da fikirler alıyoruz. Aslına baktığınızda masaya oturduğumuzda kimsenin art niyetle yaklaştığı bir durum yok. Fakat bürokrasiden takılan, diğer teknik konulardan takılan bir sürü problemimiz var. Biz bu dönem, daha önce de şu an bizim içimizde arkadaşlarımız var. Mevcut yönetimde görev almış, görevler almış. Biz bu dönem farklı bir bakış açısıyla yola çıkmak istiyoruz. Yani Ticaret Odası Sakarya'nın en büyük kuruluşlarından bir tanesi. Burayı daha aktif, yani en azından inşaatçılar için daha aktif kullanmak istiyoruz. Nasıl bunu yapmak istiyoruz? 34. komite Ticaret Odası'nda sadece kendi komitesinde değil, mecliste de inşaatçıların sesini duyurmalı. Sadece meclisle kalmamalı. Bizim sektörümüzle alakalı diğer kurumlarla işbirliği yaparak, sac ayaklarını bir araya getirerek bu koordinasyonu sağlamak istiyoruz. Bizim şehrimizin coğrafi konumu, bulunduğu yer, doğal güzellikleri aslında bizim sektörümüz için çok elverişli. Sakarya büyüyor, göç alıyor. Sakarya'da biliyorsunuz, yani göz ardı etmememiz gereken bir kentsel dönüşüm gerçeği var. Bunların tamamı aslında masa başında konuşularak, koordine edilerek Ticaret Odası, Sakarya Ticaret Odası gibi büyük bir kuruluşla, bu kuruluşun seçilmiş 34. komitesiyle bu işlerin daha hızlı ve koordineli gidebileceğine inandığımız için bu yola çıktık. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabii konuşsak çok daha uzun sürer. Sizin de değerli vaktinizi almamak için bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu dakikadan sonra sizin soru ve görüşleriniz varsa biz hazırız. Bekliyoruz. Benim bir sorum var başkanım. Yeşil Dönem'de baktığım zaman 34. meslek komitesi SASO kürsüsünde pek konuşulmadı. Pek müteahhitlerin sorunu gündeme gelmedi. Eğer seçildiğiniz takdirde neler, nasıl gündeme getirmeyi düşünüyorsunuz? Bir de bakıyorum, hepiniz beyaz giymişsiniz. Bunun bir nedeni var mı? Beyaz bir sayfa mı açıyorsunuz? Biz ilk sorunuzdan başlayalım Cumali Bey. Bizim
yola çıkarken arkadaşlarımla kendi aramızda da ilk mutabık kaldığımız şey, konuşmamın başında da söyledim, 15 ilçe. Neden 15 ilçe diyorum? Akyazı'nın kendi ticaret odası olduğu için. Yoksa 16 ilçeyi de gezmiş olacağız. Biz bu yola çıktığımızda ilk önce mutabık kaldığımız şey, bizim bu gezilerimiz seçim ziyareti değil. Bunu neden söylüyorum? Sizin aracılığınızla da bu da kayıtlara geçmiş olsun. Biz eğer seçilirsek, buna da çok inanıyoruz, seçilirsek bu ziyaretlerimizi, bu sohbetlerimizi bazı havuzlar oluşturarak ciddi çalışmalar yapıyor arkadaşlarım burada. Yani teknik anlamda uzman olan arkadaşlarım da var. Onlar da ciddi çalışmalar yapıyor. Çalışma periyotları sağladık. Biz yine meslektaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Güncel konular bizde çok değişiyor. Mesela kararnameler değişiyor, yürütmelikteki uygulamalar değişiyor. Mesela şimdi yakın zamanda esnek yapı olayı var. Birçok şey var, konu var bizimle alakalı. Yönetmelikler değiştiği için biz bunlarda önce şunu söylüyoruz. Biz yönetmelik icra aşamasına geldiğinde değil, daha öncesinde haberdar olup ve meslektaşlarımızı haberdar etmek istiyoruz. Bunun dışında onlardan aldığımız verileri meclise taşımak istiyoruz. Önce kendi komitemizde değerlendirmek, sonra da meclise taşımak. Bunu sadece meclise bizim taşımamızla olmaz. Dışarıda Müteahhitler Birliği gibi bir kurum var. Müteahhitler Birliği ile de istişare edip onlardan da verileri alıp daha sonra büyükşehir ve ilçe belediyeleri bunu konuların muhataplarıyla istişare edip bahsettiğim diğer kurumlar, yani bu SEDAŞ, AKTAŞ, Türk Telekom gibi bütün kurumlarla koordineli çalışmayı taahhüt ediyoruz. Diğer sorunuza gelince de beyaz gömlek konusu, hali hazırda daha önceden bizim de desteklediğimiz yaklaşık 3 dönemdir sevdiğimiz bir abimiz var. Bu şu anda bizim talip olduğumuz yerin başında. Onların da her biri bizim dostumuz, her biri bizim sevdiğimiz insanlar. Seçim bu. Birileri bir yere aday oluyor. İşte birisi Beşiktaş'ı tutuyor, birisi Fenerbahçe'yi tutuyor. Bunlar dostluklara mani değildir. Biz yine kucaklayıcı, istişareli, koordineli, sonuçta bahsettiğimiz müteahhitlerden bir kısmı da bizim karşımızda. Biz onları da temsil etmek amacıyla bu yola çıktık. Bizim burada söylediğimiz şey şu. Bizim de daha önce desteklediğimiz abimiz, bizim yaptıkları doğrudur, saygı duyuyoruz. Ama şu an yeni konjektürde bizleri, bizim konuştuğumuz arkadaşları tatmin etmiyor. O yüzden biz dedik ki beyaz ve yeni bir sayfa açalım. Bunu kendi komitemiz için konuşuyorum. SATSO, Sakarya Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası 34. Meslek Grubu çalışma ekibi olarak bunu söylüyorum. Biz yeni bir sayfa açmak, iyi bir sayfa, temiz bir sayfa, yani ötekileştiren, araya kin sokan, bel altından çalışan bir siyasi malzeme yapmadan beyaz ve temiz bir sayfa açmak üzere yola çıktık. Beyaz gömleğin esprisi budur. Ben teşekkür ederim. Devletin Ağabey Karasu haberleri. Bir karasu olarak Sayın Başkan diyelim, İstakbel Başkan diyelim. İnşallah. Şimdi güzel bir şey dediniz. Mevcut görevdeki arkadaşlar, bizim arkadaşımız, meslektaşımız. Tabii hepsi sevdiğimiz insanlar. Tabii bir seçim. Sizin de mevcut başkan ve ekibinin eksikleri olduğuna inandığınız için bu eksikleri gidermek adına yola çıktığınızı düşünüyoruz. Şimdi sorunlar tabii ki de var. Sorunların bilincindeyiz dediniz. Yerel yönetimlerle olabilir, kurumlarla olabilir. Derine inmeden bu sorunların çözümünde ne gibi eksikler gördünüz ve sizin göreve geldikten sonra ilk ele alacağınız eksik nedir? Bizim müteahhitlerin sorunu değişken sorunlar. Ama bölgesel olarak bazı şeyler artık kronik hale gelmiş. Bunları incelediğimizde bireysel olarak çözmek mümkün değil ama bahsettiğim sac ayaklarını bir araya getirmemiz bile en azından kronik olan kısmını engelleyecektir. Sorunların çözümü tabii ki bizim birilerini bir araya getirmemizle olmayacak. Bunun için mücadele edeceğiz. Ama kronik olan, hastalık haline gelen problemleri kesinlikle
SATSO 34. Meslek Komitesi, yani müteahhitleri temsilen orada olan bizler, inşallah Müteahhitler Birliği ve yerel yönetimlerle gerekirse üst siyasi erkleri de bu işin içine katarak çözülmeyecek problemimizin olmadığını düşünüyorum. Burada detay verirsek o buranın gündemi değil, sorunların detaylarına ya da diğer sevdiğimiz abilerimizin eksiklerine girmek bizim uslubumuza uygun değil. O yüzden beyaz gömlek diyoruz. Ama çözülmeyecek bir sorunumuz yok. Yeter ki koordinasyonu sağlayalım. Ben ilk önce ilk yapacağınız işi sorunuz. İlk önce bu koordinasyonu sağlamayı taahhüt ediyorum. Tabii ki abi. Sonuç gündür dolaşan bir iddia var. Bunu sormak istiyorum. Buyurun. Özellikle bir komitenizdeki mevcut üyelerinizden bir tanesinin SATSO'daki bu komite için yeterlilik şartına haiz olmadığı ve seçimden bir gece önce işte müteahhitler bile Hakan Bey'in şirketinin özellikle ismi geçti. Bu konuda yeterliliğe sahip olmadığı son gece yeni bir yönetimle yaşaydı. Yapım Murat Bayram, Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Murat Bayram listeye gireceği. Şimdi önce beni ilgilendiren kısımlarına cevap vereyim. Sonra Hakan kardeşimiz kendi şirketiyle ilgili olan teknik bilgiyi size verir. Maalesef işte bizim yapmadığımız, bel altı dediğimiz konulardan bir tanesi bu abicim. Biz bu konuyu istişare ettik. Hakan Bey'in mevcut şu an bu seçime gireceği şirketindeki yetkilendirmesi yaklaşık 4 ay olmuş. 6 ay diye bir kanunumuz var. Yani yetkili kişinin 6 ay geçmiş olması ve seçimlere girip temsil yetkisi olması. Şimdi bizim buradaki arkadaşlarımızın bir güzel yanı da biz bu yola çıkarken kimse bir koltuk talebi üzerinde çıkmadı. Şimdi ticaret odası kulislerinde duyuyorsunuzdur. İşte ben şurayı verirsen gelirim. Benim şu kadar oyum var. Benim bu kadar oyum var. Bizde ben yok, biz varız. Bir kere biz bunu sağladık. Şükürler olsun arkadaşlarım bana bu konuda her biri çok büyük destek verdi. Hakan Bey'in durumu ile ilgili toptan yasayı aldık ve inceledik. Ezbere iş yapmıyoruz. Kimseyi kandırmak, kimseyi bir yerlere şey yapmak gibi bir niyetimiz yok. Hakan çok değerli bir arkadaşımız ama bize destek veren o kadar çok değerli arkadaşımız var ki Murat abi de bize destek veriyor. Murat Bayrak Müteahhitler Birliği Başkanı, ama biz Murat Bayrak'la asla ve asla ne onun bir talebi ne de bizim bir talebimiz, biz yola çıkarken gençler yola çıkıyoruz dedik. Murat abiyle olan bir kez bir diyalogumuz oldu. Seçimde onlar liste açıklıyordu. Biz listemizi açıklayınca dedi ki kardeşim sizin gibi gençlerin olduğu yerde benim aday olmama gerek kalmadı. Müteahhitler Birliği'nden de birilerini size katabilirsek mutlu oluruz diye bir talebi oldu. Ama Hakan, evet Müteahhitler Birliği bizim için önemli ama Hakan bizim yakın arkadaşımız ve çok düzgün bir esnaf olduğu için Hakan bizim aramızda. Hakan'ın durumu şöyle, seçimler bittikten 2 ay sonra Hakan kendi şirketini, Hakan'ın şirketi seçime katılabiliyor. Burada biliyorsunuz Murat Ekşi, Erdem Kamışoğlu, Şükrü Kılıç katılmıyor. Burada bizim şirketlerimiz, yani tüzel kişiliklerimiz katılıyor. Tüzel kişiliklerin temsilcileri değişebilir, yetkilileri değişebilir. Bunun için de gerekli kanunlar var. Bu kanunu da uygulayıcılar var. Biz de bunun en tepesinde, yani bizim konumuzla ilgili en tepesindeki topta bu konuyla ilgili maddeyi alıp avukatlarımızla inceledik. Hakan Bey'in seçimden ayrılması, son gece, böyle kirli işler, açık söylüyorum, bugün değil, inşallah kazandık devamında yine bir araya geleceğiz. Ben bunu çok arzu ediyorum. Tabii siz de bunu isterseniz biz yine bir araya geleceğiz. Bizimle ilgili böyle herhangi bir kirli iş gördüğünüzde bana bugünü hatırlatın. Net söylüyorum. Bakın ben basın toplantısından önce hiçbirinize soru, abicim bana bu soruyu sorun, şunu yapın, bunu yapın diye hiç konuşmadım. Bizim veremeyecek hiçbir cevabımız yok. Bilmeyebiliriz, bunu da araştırırız, size cevabını veririz. Hakan Bey, bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir
bildiğiniz sorunuz için çok teşekkür ederim. 12 yıldan beri SASO'da meclis üyeliği yapan, şu an başkan yardımcılığı yapmakta olan başkan yardımcısı, kendisi şu anda aday olarak karşısındaki abimiz, sınırın abimiz değil tabi. Maalesef diğer odalar, borsalar, iyilik, mevzuatı bilmiyor. Bu gece oradaki mevzuatın okumasını tavsiye ediyorum kendisine. Böyle de bir yaygara yapıyorlar şimdi. Böyle şeylere hiç gerek yok. Biz belalı kimseye atış etmiyoruz. Kimseye de böyle iddialarda bulunmuyoruz. Ona tavsiye borsalar belliydi. Mevzuatını okumasını tavsiye ederim. 12 yıldan beri okumuyor herhalde. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, Moma gökmüş gibi biliyorsunuz. Evet. Kurultay'dan Moma gökleri kapandı. Gök mü çökmüş. En sonunda geçenlerde bir orada vatandaşın misyanı var. Öyle diyelim. Derdi var. Ben gittim. Cahatı var. Orada enteresan bir şey söyledi. Bu ne olsun? Diğerlerine hiç müteahhit kim bilir. Ya da giren de almıyor. Sebebi nedir dedi. Ne duydu? Dediler ki, müteahhitler bu sözleşmeye başladığından sonra başkanlık gününden bitecek güne kadar artış olursa, fiyat artışı, malzeme artışı vesaire onu da madde olarak buna koyalım diyorlarmış. Büyükşehir hayır öyle şey olmaz. Bir yerde kalmakta bir yok. Bu şekilde girerseniz girin diyorlarmış. Hiç kimse hiç müteahhit girmiyor. Şimdi 10 aydan beri köprü kapalı. O herhalde 15 Eylül'de onun şeyi var. Demir ihalesi var. Bu konuyu inceledik mi? Hakikaten böyle bir şey var mı? Böyle bir şey istiyorsunuz da idareler hayır mı diyor size? Ben de bunu belirteceğim. Yeni kamu ihaleleri son geçen ay 19 tane belediyelerin ve kamu kurumlarının ihalesinde hiç katılım olmadı müteahhitlerle. Genelde hani çok alışık olmadığımız bir durum. 12 tanesi iptal edildi. Size soruyorum yani müteahhitleri temsil ettiğiniz için. Eskiden hani kamu ihalesi olduğunda 8-9 kişinin girdiği yerlerde şimdi çoğu katılan olmadığı için iptal ediliyor. Şimdi size teklif edilenin çok üstünde rakam veriyor. Kamu ihalelerine neden bir tarihten ilgi gösterme ve sürekli iptal ediliyor? Şimdi... Ama konu öyleymiş. Bak orada 200 yakın insan vardı. Hemen hemen tamamı sesler var, kayıtlar var. Bunu söylediler bunu dediler ki neden girmiyoruz bu müteahhitler? Tek o maddeyi söylediler. Müteahhitler diyorlarmış ki yapım gününden, bitiş günlerine artışlar vesaireler olursa o maddeyi koyalım. Yönetim diyormuş hayır olmaz. Böyle alırsa olsun. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Konuyu ben uzaktan biliyorum. Fakat ihalelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu arada ayrıca burada o konuda uzman arkadaşlarım da var. Onlara da fikrine danışırız. Ben bildiğim kadarını anlatayım. Biz yaklaşık yani babamız vefat ettikten sonra abilerimle 30 yıldır inşaatın içindeyiz. 25-26 bin konuta yakın konut yapıp sattık. Hiç devlet ihalesine girmedik. Yani kamu ihalelerinin hiçbirinde biz olmadık. Biz yap satçıyız. Yani yapıyoruz ve satıyoruz. Tabii konuyla ilgili biraz bilgim var. Ama devlet kuruluşlarının tamamında benim bildiğim kadarıyla, bunu yanlış bilirim, bilebilirim arkadaşlarım destek olacaktır. Kamu ihalelerinin tamamında bir artış öngörüsü vardır. Artışlar ekleniyor diye biliyorum. Fakat belediyelerin durumu nasıl bunu bilmiyorum ama belediyede de bu işi hesaplayanlar bir maliyet hesabı yapıyordur. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığım için bu kadarına cevap verebiliyorum. Arkadaşlarımdan bu konuya cevap verecek olan varsa. Ben devlet ihalesi alan firmaların birçoğuna alt yüklenici olarak yüklenicilik yaptım kaba inşaatında. Devletimizin verdiği efektüye göre bizim şu anki son 2 yıldır enflasyon yetişmiyor. Ben de başlık bıraktığımız okullar var alt yüklenici olarak. Mesela devletimiz %18 falan veriyor artık mesela şeylere göre. Ama enflasyon ona yetişmiyor. Enflasyon daha hızlı gidiyor. Belediyeler de veriyor. Yani bütün resmi kurumlar veriyor. Hatta ben İl Jandarma'ya da iş yaptım. Fiyat artışını veriyor ama bizim piyasamıza yansımıyor. Piyasamızla alakası yok. Yani biliyorsunuz. Eskişehir ismi 9 mahallenin biliyorum. Toyota fabrikası ne oldu? Biliyorum.
Ama 10 aydan beri kapalı. Yani ama şu an mevcut enflasyonla artış bir artış karşılamadığı için tabii ki kimse zararına iş yapmak istemez. Bu sektörde yüzlerce insana iş veren arkadaşlarım var. Ziya Bey de bu konuda uzmandır. Ziya Bey bu konuya daha etkili de cevap verir. 15 lira demek yani giriyorum. Devlet her yıl ihaleleri günceller. Yani yaklaşık maliyeti günceller. İlk defa 2022'de iki defa güncelleme yaptık. Yani Haziran ayında yaklaşık maliyetlere enflasyon bazında bir güncelleme daha yaptık. Ama şu anki, yani şu anda bir de tiyatrisi yapıyoruz. Şu an durumda şöyle bir şey var. Biraz fiyat artışları tedarikten dolayı dışından gelmede özellikle internet bazında bir problem olduğu için ne oluyor? Artışlar biraz da yükselebiliyor. Müteahhitler arasında korktuğumuz için yani zarar edeceğimizden veya batacağımızdan korktuğumuz için bazı ihaleleri bilmiyorum. Mesela Pamukova'da ihale vardı. Biz girmedik. İkinciye geldi. İkinciye bir arkadaş girdi aldı. Şimdi yapacak ne oluyor? Bağlantısını hemen yapabiliyorsan, maddi gücü varsa o günkü şartlarda bağlantısını yapabiliyorsun. Demirini, betonunu, diğer bütün mallarını, bağlantısını, parasını verebiliyorsun, para kazanabiliyorsun. Ama sen bunu ben para alarak yapayım diye sürece, bir yıl sürece dahil edersen, bir yılda bir %50, %30 diye enflasyon artış olursa otomatikman sende kalır. Yani konu budur yani. Doğrudur, artış yapamazsın. Yani, başladığından bitene kadar enflasyon anında bir artış alma ihale kanıtlarında bir şey yok. Çünkü kendileri günceliyor. Durumu burada, orada vatandaş ağlıyor. İhalede 15 Eylül'de de duydum. İnşallah bir arkadaşı geliyor. Şimdi gittin o köprüyü giriyor. Bizim her birimiz şu an bizim gözümüzde evet 34. meslek grubunu temsil etmek üzere yola çıkmış çalışma ekibiyiz biz. Biz seçimimizi kazanmış olsak bununla ilgili resmi kurumların gözünde de bir biz de bir resmiyet kazanmış bir grup olarak hareket edebiliriz. Bunun haricinde bizim yapacağımız bütün girişimler artık bireysel, münferit girişimler olur. Dediğim gibi bizim şirketimizin doğrudan ilgi alanına girmeyen bir üretim planı orası. Ama dediğim gibi arkadaşlarım bu konuda bilgi sahibi. Herhalde konuşmamız gereken konuyu konuşmuyoruz. Deprem yaklaşıyor. Evet. Ve bu konuda şehir bir anlamda risk altında. Yani bu konuda müteahhitler, yani 4. meslek komitesi adayları olarak kafamda bir yol haritası vardır ancak yatırma şey, yani yaklaşan depremle ilgili bir şekilde depremi hazırlamak için. Şimdi bahsettiğimiz koordinasyon olmazsa basamakların hiçbirini gidemeyiz. Burada en büyük mesafeyi kat eden basamak tüm şehrimizin sorunudur. Bu sadece müteahhitlerin sorunu değil, tüm siyasilerimizin, tüm bu şehirde yaşayan herkesin problemi bu. Ama yine dediğim gibi önce koordinasyonu sağlamalıyız. Şu an bahsettiğimiz kurumlar arasında bizim de daha önce desteklediğimiz abimiz ben çok severim fakat kendisi de sanırım geçen hafta bir basın toplantısında evet ben mecliste meslek grubumuzla ilgili konuşmadım diye bir açıklama yaptı. Zaten tam da vurguladığımız şeylerden bir tanesi bu. Biz önce koordinasyonu sağlamalıyız. Koordinasyon olduğu zaman konuların muhatapları otomatikmen çözüm üretecektir. Fakat bir yol düşünün, arada çukurlar var. Kimse aracını oraya sokmak istemiyor. Biz istiyoruz ki bütün bir yol oluşturmak. Kaç ayağı varsa buranın, bu masanın etrafında sizlerle oturabildiğimiz gibi yarın bu konuların muhataplarıyla da bir arada oturmak. Bunu yapmak için işte sizin ilk sorunuzdaki gibi değişik stratejilerle ilerlememek lazım. İnsana yakışır, insanın doğasına yakışır, diyalog ve karşılıklı hoşgörüyle ilerlemek lazım. Bizim dediğim gibi, evet bu şehirde kime sorsanız deprem problemini, kentsel dönüşüm problemini biliyor. Fay hatları yer değiştirmiyor. Evet biz yeni binalar yapıyoruz ama fay hatları yer değiştirmiyor. Fay hatları faaliyetini durdurmuyor. Bunun için bizim yapmamız gereken şey önce
İlk basamaktan başlamak. Bizim ilk basamağımız bu. Ben bu ayakta sizleri de görüyorum. Hani sizi saymadım. Aktaş, SEDAŞ, belediyeler, siyasiler dedim ama bu ayakta en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Bu şehrin bir sıkıntısını dile getirmeye gidiyoruz dediğimizde yanımızda sizleri de görürsek güçlü olacağız. Bunun başka bir açıklaması yoktur. O yüzden biz bahsettiğim kurumlar, kuruluşlar ve sizlerle birlikte koordinasyonu sağlarsak başarıyı sağlayacağımıza inanıyoruz. Fatih Musun, Medya Partileri 264, Murat Bey öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz kardeşim. Çarşamba günü Saksı Meclisi'nde yapılan bir konuşmada bir meclis üyesi meclisin %80'inin çöp olduğunu söylemişti. Çok da gündeme geldi konu. Siz de yine meclis üyesisiniz. Sonrasında Akbin Altuğ'da bir açıklama yaptı. Bunlar Serpuan kafelerinde konuşulan dedikodular dedi. Sizin bu konuyla ilgili bir yorumunuz olacak mı merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ben hala hazırda meclis üyesi değilim. Onu düzelteyim. İnşallah meclis üyeliğine adayız. Ben o açıklamayı, her iki açıklamayı da çok üzücü buldum, üzüldüm. Yani aslında hafızamda da böyle yok saymaya çalışıyordum. Siz sorunca cevap vereyim. Birincisi, 80 tane meclis üyesinin çöp olduğunu kim söylediyse, sonuçta bunların her biri insan. İnsanın üstünde bu şehir için yanında belki binlerce insan çalıştıran kişilerden bahsediyoruz. Yani 80'i en kötüsü 50 kişi çalıştırsa ciddi anlamda bir istihdam sahibi insanlardan bahsediyoruz. Ve bunların her biri Sakarya. Bizim önceliğimiz Sakarya. Bu Sakarya'nın insanı, işvereni. Bunların hiçbirine aranız iyi olabilir, kötü olabilir. Hele ki birilerinin seçerek yani yaklaşık 15 bin üyesi olan SATSO, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerinin seçtiği 80 meclis üyesine çöp diyen bence haddini aşmıştır. Bence yani bunun tarifi yok benim adıma. Gelelim Akgün Başkan'ın bence daha üzücü yaptığı, daha yani bunu da tarif edemiyorum. Serdivan kafelerinde konuşulan dedikodular. Biz mesela şimdi çok bence çok değerli insanlar Serdivan'da bir kafede buluştuk. Sohbet ettik. Bir kısmı basında, bir kısmı yayında, bir kısmı yayında değil sohbet ediyoruz. Ve kafeciler ve konaklamacıların da temsil edildiği 5. komite miydi? 5. komite diye bir komitemiz var. Yani şimdi o zaman şunu mu anlamalıyız? Seçimler olduğunda 5. komiteden o istemeyecek mi yönetim kuruluna aday olan kişiler? 5. komiteden çalışma arkadaşları seçmeyecek mi? Kafede oturmanın kötü bir yanı var da biz mi bilmiyoruz? Herkesin ofisi 50 kişilik, 100 kişilik olmak zorunda değil. Bazı akşamlar biz burada 12-13 komite oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Seçimde nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız? Mevcut yönetimden memnun muyuz? Değil miyiz? Neler yapmalıyız? Biz yönetimlere talip olacağız mı? Bu konunun en başı insanlar şunu söylemeli. Bir şeyden şikayetçiysen onu düzeltmek için ne yapıyorsun? Biz artık şikayetçi olduğumuz şeyleri kendi aramızda konuşmak yerine elimizi taşın altına koymaya talip olduğumuz için buradayız. Fakat dediğim gibi mecliste böyle Sakarya'da sadece Serdivan'da da kafe yok. Sakarya'nın sadece ilçesi Serdivan'da değil. Ben az önce de bahsettiğim gibi 16 ilçe var. 16 ilçede de işverenler var ve SATSO üyeleri var. Bunlar kafede konuşulması ayıp ise başka yerde de kafelerde konuşulabilir. Ben birleştirici kimlik sahibi olan kişilerin, bunlar başkanlar, ne başkanı olduğu önemli değil. Ki böyle çok büyük STK'ların başkanlarına sadece birleştirici ve düzeltici söylemleri yakıştırıyorum. Onun haricinde hiçbir söylemi yakıştırmıyorum. Evet biz de Serdivan'da şu an bir kafede toplandık ama dedikodu yapmıyoruz. Bir şeyler üretmeye, bu şehir için fikirlerimizi sizin aracılığınızla
biz meslektaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Ben iki konuşmayı da talihsiz buluyorum ve üzücü buluyorum. Ne kafede oturmak ayıptır ama bunu kim söylediyse bu daha büyük ayıptır. Yani 80 tane meclis üyesi çöp. O çöp dediğin kişilerin oyu olmadan yani kimse bir yere gelemez. Bu şehirde hiçbir şey bir kişinin güdümünde, bir kişinin himayesinde olamaz bence. Ben iki konuşmayı da talihsiz buluyorum kardeşim. Şimdi başkan, koordinasyondan bahsediyor. Geçen hafta sen de Yüksel Avşar dedi ki burası işte vaatler bir yeri değil. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani bu komik herhangi bir vaatte bulunamaz mı? Herhangi bir çalışma programı yapamaz. Yani benim yine yani sürekli söylüyoruz aslında bu toplantının bu aşamaya gelmesini çok istemiyorum ama tabii ki vaat verme yeri değilse bir önceki dönemde bizden destek isterken ve çok ciddi bir destek verdik. Bizden destek isterken benim hali hazırda yengem Yüksel Avşar'ın komite başkanıdır. Erdem Kamışoğlu kardeşim komite üyesidir. Yani bizden destek isterken bize vaatler veriliyor. Demek ki ne olursanız olun bir yere talipseniz, bir koltuğa talipseniz size o istediğiniz kişi şunu sorar. Neden istiyorsun der. Neden istemek bile bir şeyler yapmak içindir. Biz neden istediğimizi biliyoruz, anlatmaya çalışıyoruz gittiğimiz her yerde. Yaklaşık dün arkadaşlarım bölünerek 50-60 tane meslektaşımızı gezdik. Bu her günümüz böyle geçiyor son 3 aydır ve 1 yıldır çalışıyoruz. Evet vaatler veriyoruz. Evet vaatlerimizi bize oraya geldikten sonra da sormanızı istiyoruz. Dilerseniz bir gün bununla ilgili ben bir yazı hazırlarım. Biz meslektaşlarımıza neler söylüyoruz, neler yapacağımızı söylüyoruz. Siz de bir gün not olsun. Ben 34. Meslek Komitesi'nin ve diğer bütün meslek komitelerinin vaat vermesini gerektiğini fakat bu vaatleri de yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimse sormayacaksa ben son bir soru daha sorayım. Tabii kardeşim. Trabzon'un seçimlerine artık bir ay kaldı. Bir şekilde seçimler yapılacak. Siz seçimi kazanırsanız Trabzon'un seçimlerinde tavrınız ne yönde olacak? Akın Altun başkanlığını yeterli buluyor musunuz? Yoksa alternatif bir aday destekler misiniz? Yani bu konuda tabii ki önce bizim seçimi komitemizin yani buradaki ekip arkadaşlarımın ve benim seçimi kazanmış olmam gerekiyor. Biz kazanmışsak tabii ki nasıl kendi komitemizle ilgili düşüncelere sahipsek SATSO yönetimiyle ilgili de bazı düşüncelerimiz var. Fakat bunları konuşmanın zamanı olmadığını düşünüyorum. Önce seçilelim sonra bakalım bazı büyüklerimizin dediği gibi yani Akgün Bey'in karşısında şu an resmi bir rakip yok bildiğim kadarıyla. Ama olacaktır inanıyoruz. Kulislerde siz bizden daha iyi biliyorsunuz ciddi çalışmalar var. Ama ben bu işlerin ben olsam bu işlerin böyle yapılmasını tercih etmem. Ben bir adaylığım olsa bunu planlayarak yaklaşık bir yıl önceden açıklar ve bunun üzerine çalışmalar yaparım. Son günde herkes meclis üyesi olmuş. Ben adayım derseniz bazılarından tevazu görür, bazılarından göremeyebilirsiniz. Bizim dediğim gibi Akgün Bey Ticaret Odası Başkanı olarak 34 komitenin başkanı şu an. Fakat dediğim gibi o açıklamada da olduğu gibi hani kafe kenarlarında yapılmış açıklamasında da olduğu gibi olaylara taraflı yaklaşıyor artık Akgün Bey. Biz isterdik ki biz bir seçime girdik. 34. Meslek Komitesi iki grup yarışıyor. İki gruba da aynı mesafede bir başkan arzu ederdik.
bizim seçimlerimize direkt müdahil olan bir başkanımız var şu an, Akgün Altuğ. Yani siz sordunuz diye söyledim. Ben böyle bir şeyi konuşmak da istemiyordum. Ama sordunuz, cevap verelim. Bunu insanlar da bilsin. Biz 34. Meslek Komitesi'nde Yüksel Bey'in de fotoğrafta paylaştığı gibi, Akgün Bey'in de içerlerinde olduğu 34. Meslek Grubu'nda Akgün Bey'in desteklediği ekiple yarışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Değerimizi arttırıyor. Kendimizi iyi yerde görmemizi sağlıyor. Yani bizim karşımızda hem Yüksel Başkan hem Akgün Başkan var. 34. Meslek Komitesi'nde, parantez içinde söylüyorum. Yukarısıyla ilgili dediğim gibi, yani seçenekler çıkmadan bizim konuşmamız, biz kazanmadan bizim konuşmamız söz konusu bile değil. Ama bizim seçimimizden bahsedersek, evet, biz seçimi kendilerinin de beyan ettiği gibi, sosyal medyada fotoğraflarda paylaştığı gibi Akgün Bey ve Yüksel Bey'le yarışıyoruz. Maalesef böyle olmasını tabii ki biz de istemezdik. Benim bu yola çıktığımda ilk söylemim şöyleydi. Akgün abi bizim abimiz. Biz Yüksel Avşar'la yarışıyoruz. Eğer Yüksel Avşar'ı yenersem koltuğuna talibim diye bir söylemim vardı. Fakat bu söylem yerini artık tamamen başka şeylere bıraktı. Bu kısmı işin trajik kısmı. O yüzden bunu çok konuşmaya gerek yok. Ama biz onların da söylediği gibi Akgün Altuğ Bey'in desteklediği ekiple yarışa girdik. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bu da bizi daha motive ediyor. Daha eksiklerimizi ve karşı tarafın eksiklerini görüp ama dile getirmiyoruz. Biz asla bunu dile getirmiyoruz. Bizden böyle bir şey duymayacaksınız. Bunlar şöyle yapmış, bunlar böyle yapmış, işte ekiplerinde şu varmış, işte bir şirketleri seçime giremiyormuş, bilmem neymiş. Bizden bunları kesinlikle duyamayacaksınız. Biz meslektaşlarımızın desteğini, tabii ki sizin de, sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Konu bu kadardır. Yani oy kullanabilen, oy kullanabilmeye haiz seçmen sayısı, yani bizim meslektaşımız yaklaşık 1400-1500 hatta 1600'e kadar çıkıyor. Bu vergi dairesiyle ilişiği kesilenler, kesilemeyenler diye, ama bizim elimizdeki listelerde 1500'ün üzerinde meslektaşımız var. Fakat bunların 2 yılı, yani oy kullanabilmek için 2 yılı doldurmuş olma şey var. Yani yeni şirketler oy kullanamıyor. Bununla birlikte 1100 civarında meslektaşımızın oy kullanacağını düşünüyoruz. Tabii bunların ne kadarı gelir, ne kadarı gelmez. Biz onları seçime de getirmekle mükellefiz. Kendimizi öyle düşünüyoruz. Yaklaşık 1600 meslektaşın 1100 civarı oy kullanabilecektir. Başka sorusu olan var mı? Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizi dinlediniz. Çok sağ olun.